Aynı zamanda şey oldu bu arada. Peki arkadaşlar hemen başlayalım. C3 CL'yi yazdık en son. CL'nin hibritleşmesini. Geçen ders bayağı önemli yerler yaptık. Tüm hibritleşme türlerini ikinci periyot elementleri için bitirdik. Yukarıda başladık CH4'ten. CH4'ün SP3 yaptığını, Westman'in AX4 olduğunu, 104,5 affedersiniz, 109,5 derecelik bağ açısına sahip olduğunu, düzgün 400'lü geometriye sahip olduğunu söyledik. NH3'te de aynı. Gene SP3 var ama Vesper'ı AX3'e. 107 derece üçgen piramit. Suda SP3, Vesper AX2E2, 104,5 derece, 40 doğru. BH3, SP2 bitleşmesi var. 120 derece düzlemsel üçgen, Vesper AX3. BEX2, arkadaşlar hibritleşmesi SP, Vesper AX2, 180 derece doğru sağ yazmışız. Peki, doğru sağ geometriye sahip. En son C3 CL olursa da ne olacak dedik gayet keyifli bir şekilde. Buraya gördüğünüz gibi, ben şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada ne yaptık da buraya? Dikkat ettiniz mi? Klorun P orbitaliyle örtüştürdük. Merkez atomun SP3 hibritleşmesi, SP3 hibrit orbitalini. Peki, karbon atomun yaptığı diğer hibritleşmelerde kalmıştık. Hemen buradan devam edelim arkadaşlar. Devam edeceğiz buradan ve ne yapacağız sonra devam ettikten sonra? Bir takım ekstra şeyler de söyleyeceğim, sorularda karşımıza çıkacak. Şimdi CH4 ile ilgili bu organik gördüğünüz zaman bunun bir alken olduğunu, yani bir etilen molekül olduğunu ya da eten olarak adlandırılan bir molekül olduğunu göreceksiniz. Alken olduğu için yapıda pi bağı olduğunu da göreceksiniz daha sonra, ama CH4'ü bence şöyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi iki tane C var. Genelde öğrenciler öyle yapıyor. Tabii bu çok büyük karışık moleküller için öğrencilerin şimdi anlatacağım bu sıralaması çok doğru olmayabilir. Ama CH4 gibi iki tane CH olmak üzere iki farklı atomdan oluşan küçük moleküller için de oluyor. Şöyle düşünüyor öğrenciler, hocam iki tane C var diyor. Ben iki tane C'yi şuraya yazayım. Dört tane hidrojen var. Şimdi dört hidrojen, iki C var. O zaman bir C'ye iki hidrojen bağlayayım. İşte dediğim mantıklıydı. Küçük moleküllerde olur ama büyük moleküllerde bu yanlış çıkar. Çıkabilir yani. Böyle atom sayısı 12 katı 2'ye böleyim, hepsini buraya bağlayayım falan. Öyle şeyler büyük moleküllerde olmaz. Ama CH4 gibi küçük moleküllerde tabii ki olabilir. 4 hidrojen var, 2 karbon var. O zaman bir karbona 2 hidrojen bağlı. Tamam, peki. Karbon toplam 4 bağ yapıyordu. O zaman karbon arasındaki bağın ikili bağ olması lazım. Evet, genelde böyle düşünüyorlar ki bu doğru bir düşünce aynı zamanda. CH4'ün şekli bu. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar bir karbon 4 bağ yapmış. Şuraya dikkatimizi verelim bakın. Bir karbon 4 bağ yapmış. Gördünüz mü? Bu 4 bağın hangileri sigma bağı? Ben onlara şöyle işaret koyacağım. Sonra bu işareti sileceğim ama şimdi şöyle işaret koyayım. Sigma bağları. İki atom arasındaki tekli bağlar sigma bağıydı. İki atom arasındaki ikili bağın biri sigma, biri pi. Üçlü bağın biri sigma, ikisi pi bağıydı. İki atom arasındaki sigma bağ sayısı biri geçemiyordu. Şu sigma, şu da sigma, şu alttaki de sigma olsun. Yani burada 3 tane sigma bağ var. Bir tanesi pi bağ. Şu yukarıdaki şu farklı renk, yeşil renkle işaretlediğim şu, evet, şu bağ pi bağ oluyor. O zaman karbonun yaptığı 4 bağın 3'ü sigma, bir tanesi pi bağdır. Şimdi burada neyi söylemeye çalışıyorum ben? Şimdi bunları sileceğim. Neyi söylemeye çalışıyorum? Arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Pi bağ hibritleşmeye dahil edilmiyor. Diğerlerine bakın, diğer çalıştığımız şeylere bakın. Biz orada neyden bahsettik? Hatta ben gene bir çalışma kağıdı açayım. Bunları önemli öğrenmeniz benim için çok önemli. Diğer sınıflarda da buraları bolca tekrar ettik. Mesela CH4'ten örnek vermiştim. CH4. Ben şöyle izninizle hemen bir kere daha göstereyim. NH3'ten örnek verdik. Altlarına sadece hibritleşmeye Vesper'larını yazacağım. Sudan örnek verdik. Suyu örnek verdik. Evet. Sonra BH3'ü örnek verdik. Ve BEH2'yi örnek verdik. Bu kadar basit. Bakın hemen tekrarımız olsun. Bakın bana. Hangi hibritleşmeyi yapıyordu? 1, 2, 3, 4. SP3 hibritleşmesini yapıyordu ve bunun Vesper'ı AX4'tü. Tamam. Bu da SP3 yapıyordu. 1, 2, 3, 4. Bu da SP3 hibritleşmesi yapıyordu. Bunun da Vesper'ı AX3E'ydi. Güzel. Bu da SP3 yapıyordu. 1, 2, 3, 4. Bu da SP3 yapıyordu. Bunun Vesper'ı da AX2E2'ydi.
Şimdi ben burada şunu söylemeye çalıştım. Diğer sınıflarda da onu söyleyeyim. Lütfen herkes dikkatli bir şekilde dinliyor. Ben bir herkese bir kere daha bakayım şöyle böyle. Herkesi karşıma alayım. Evet, tamam. Yakup merhaba. Evet. Şöyle. Merhaba. Merhaba dostum. Üstleri toplamına bakalım. Bak şöyle demiştim. Şurada bir var. Bir, üç daha. Dört. Gördünüz mü? Şurada bir var. Üstleri topla SLP'nin. Bir, üç daha. Dört olacak. İşte şurası. Üç, bir daha. Dört. Şurası. Gördünüz mü? Bir, üç daha. Dört. İki, iki daha. Dört. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ben. Demek istediğimi anladınız mı? Bir kere daha tekrarlayayım. Bakın S'in üzerinde bir var. P'nin üzerinde üç var. Topla dört. Dört bağ yapmış. S'in üzerinde 1 var, P'nin üzerinde 3 var, topla 4, 3 bağ yapmış ama bir tane eşleşmemiş elektron çifti var. S'in üzerinde 1 var, P'nin üzerinde 3 var, topla 4, 2 bağ yapmış ama 2 çifti var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hibritleşmeye sigma bağ sayısı, sigma bağını ve eşleşmemiş elektron çiftlerini alıyoruz. Buraya bakın, bu adam mesela, bu adam sp2 hibritleşmesi yapıyordu. Güzel çizemedim ama neyse. SP2 bitleşmesi yapıyordu. Ve Vesper AX 3'tü. Bu adam SP bitleşmesi yapıyordu. Ve Vesper AX 2'ydi. Bak burada da. Buraya bakın lütfen. Şimdi el işaretiyle göstereceğim. Sondan başlıyorum. Berilyumda mesela, berilyum hidürde 2 sigma var. Üstleri topla 1, 2. 2 sigma var. Bak 2 sigma. Gördünüz mü? Kaç sigma var burada? 1, 2, 3 sigma var. Üstleri topla. 1, 2 de daha 3, 3 sigma var. Hibritleşme sigma bağ sayısına eşit bunlarda. 2 sigma bağ var. Üstleri toplamı hibritleşmede 2. 3 sigma bağ var. Üstleri toplamı hibritleşmede 3. Burada 2 sigma bağ var ama 2 de eşleşmemiş elektron çifti var. 4. Hibritleşmede 4 oluyor. 3 sigma bağ var. Bir de eşleşmemiş elektron çifti var. 4. Hibritleşmede üstleri toplamı 4 yapıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hibritleşmeye sigma bağ sayıları ve varsa eşleşmemiş elektron çiftleri alınıyor. Yoksa almıyorsun zaten. Ama pi bağ alınmıyor arkadaşlar. Pi bağ hibritleşmeye dahil edilmiyor. Bunu daha önce şöyle anlatmıştım size. Bir kere daha söylüyorum. S-S örtüşmesi sigma bağ oluşturuyordu mesela. S-P örtüşmesi sigma bağ oluşturuyordu. Hatırlayın. PP örtüşmesi sigma bağını oluşturuyordu. PP. Bunlar sigma bağ. Şu aradaki bağlar. Şunlar sigma bağ. Farklı renkle göstereyim. Şu. Bu sigma bağ. SP örtüşmesi. Tam bir şey yapamamışım şurada. Ah, ama hariç hepsini sildim neredeyse. SP evet. İşte şu sigma bağ arkadaşlar. Sigma bağ. Ya da PP örtüşmesindeki bu bağ sigma bağ. Ama pi bağ nasıl oluşuyordu pi bağ? Pi bağ dikey örtüşme demiştim, hatırlıyor musunuz? Bu p orbitallerinin dikey örtüşmesiyle pi bağ oluşuyordu. P orbitallerini gösteriyorum. Burada da gösteriyorum. Bu dikey örtüşme demiştim. Şöyle yapmıştım, hatırlayın. Şu dikey örtüşme. Göstereyim mi? Bak. Buraları. Şu dikey örtüşme bu pi bağ işte. Pi bağ biraz farklı. Dostum pi bağ farklı. Gerçekten. Pi bağ P orbitallerinin dikey örtüşmesiyle oluşur. Dolayısıyla hibrit orbitalleriyle oluşmuyor. P orbitallerinin dikey örtüşmesiyle oluşuyor. Buraya geri dönecek olursam buradaki şu bağ var ya, siliyorum. Farklı renkle yapayım. Şu mavi olan şu bağ P orbitalleriyle oluşacak. Tamam mı? Hibrit orbitalleriyle değil. O zaman hibritleşme için şunu alacaksın. Şu 3'ü. Yani SP2. Bu 3'ü. Yani SP2. Böyle düşüneceksiniz. Tamam. Tekrar edelim. Şu bağ biraz küçülteyim. Bu bağ pi bağ. Ve hibrit orbitaliyle oluşmuyor. Neyse. Biraz sonra göstereceğim zaten. Anladığınızı düşünüyorum şu anda. Ses çıkmamasını ona yoruyorum. İki tane karbon. İki tane merkez atom var bu arada. 1s2, 2s2, 2p2. 1, 2. 1, 2. Tamam. Önce tabii ki isterseniz normal, bunlar eş enerjili olduğu için yan yana yapayım bunları. Şöyle. 1S2, 2S2, 2P2. Şöyle. 1, 2. Önce tabii ki bir uyarılma oluyor. Elektron boştaki orbitale gidiyor ve sonra tabii ki hibritleşiyor. Yani 4 tane yarı doluyu elde ettik, gördünüz mü?
Şimdi bunları bağ yapımında kullanacağım. Aynı şey bunun için de geçerli. Siz de bir yandan alın lütfen benimle beraber. 1S2, 2S2, 2P2. Evet. 1, 2. Önce uyarıldı. 1, 2, 3. Sonra hibritleşti. 1, 2, 3, 4. Tamam. Önce uyarıldı, sonra hibritleşti. Tamam, şimdi bak bana. Arkadaşlar yazma işine ara verip lütfen bana bakar mısınız? Şimdi ben teker teker bir kere daha göstermek istiyorum burada bağlar nasıl oluşuyor. Bakın önce bir yandan da yukarıdaki de göstermek istiyorum. Bak, bakın bana. Önce şu kırmızı bak çiziyorum. Önce şu C ile C'yi birbirine bağlayayım. Tamam, şunlarla bağlayayım işte. Şu bir tane bağlayayım. Tamam, spini zıt olacaktı. Dönüverir. Ona takılmayalım şimdi. Tamam mı? Sıralamaya dikkat edin. Gene lütfen bana bakın. Bakın şimdi şunu bağlayacağım. Yani C'lerden birini H bağlayacağım. Tamam. C'lerden birini H'ı bir S1'i bağlıyorum. Bağladım. Sonra diğer C'ye de bir H bağlayayım. Bakın şunu yapıyorum. Güzel. Diğer C'ye de bir H bağlıyorum. Güzel. Sonra şunu ikinci H'ı bağlayalım. Güzel. Bir S1 ikinci H'ı bağlıyorum. Bağladım hocam. Ve son dostum. Diğer C'ye de bir H bağlıyorum. Ki bağlıyoruz. Hop, bir resmi. Bak. Evet, güzel. Bitti. Dostum bitti. Hocam, bana bak. Hocam şurada bir bağ daha vardı ama şu onu pi o pi bağ, onun p orbitalleri oluşturacak. P. P orbitalleri. Yani onu şu oluşturacak. İşte bu şu eleman, şu bağ elde göstereyim. Şu bağ şey bu orbital. Bu da bu orbital. Bunlar hibrit orbitali değil. Bunlar hibritleşmeye dahil edilmiyor. Bir kere daha söylüyorum. Tamam. Şunu aldım. Hibritleşme bu. Yani SP2 yapacak. Sigma bağ sayısı hibritleşmeyi veriyor. Eşleşmemiş elektron olsaydı onu da dahil ederdik. Ama burada yok tabii ki. Aferin size. Güzel. Şimdi SP2'nin şeklini çiziyorum. Bak bana. Şöyle bu tarafa doğru çizeceğim ben. 3 yap. Bir önce işte. Şuradan bağ yaptıracağım için. Açıyı şöyle vereyim. Tamam, bence güzel oldu. Bu C, bu da C olsun. Bu karbon. Bu da karbon. Şimdi bak burada örtüşme oldu. Gördünüz mü? Bak, ne örtüşmesi biliyor musunuz? SP2, SP2. Ya. Demek ki sana şöyle sorabilir. CH4 molekülünde 2 C arasındaki sigma bağ hangi örtüşmeyle oluşuyor? SP2, SP2. Şuralara hidrojenleri bağlıyorum bakın. Al sana hidrojen. SP2S. Al sana bir hidrojen daha dostum. SP2S örtüşmelere bakın. Buraya da bir hidrojen. SP2S. Buraya da bir hidrojen. SP2S. Güzel, bitirdim. Hibrit orbitalleriyle 2C'yi birbirine bağladım. C'lere H'ları bağladım. Bence gayet güzel oldu. Şu SP2S'i şuraya alayım. Şurayı sileyim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şunlar kaldı. Bakar mısınız bana? Şu hatta rengini de öyle yapıyorum. Bak şu kaldı. Gördün mü şu? Bunlar P. Bunlar P orbitali. Tekrar dedim. Hibrit orbitali değil bu. Ve bu P orbitalleri de dikey etkileşerek P bağını oluşturacak. P bağı öyle oluşuyor dostum. Bak. Bunlar evet. Bunlar P. Hibrit orbitali değil. Böyle boyamıştım. Hatırlıyor musunuz? İşte al sana P bağ. Güzel. Hemen bir şey daha yapacağım burada. Aldınız mı arkadaşlar? Bir dakika. Peki, şunu alalım hemen, şunu çizin, sonra bir de gerçek şeklini göstereyim buradan. Onu da aldıysanız eğer, ben belki düzgün çizmemiş olabilirim. Tamam mı arkadaşlar?
Şimdi biraz daha bekleyebilir misiniz bir saniye? Tabii ki. Biz MF6'da bunu daha önce çalışmıştık. Değil mi Yiğit? Bunlar vardı. Evet. Sadece şu bundan sonrakini hatırlayamadım. Bu uzun bir hidrokarbon ya da organik bileşik verip de hangisi bunu da yapmıştık. Hangi? Onu mu yaptık hocam? Yaptık hocam. Tam hatırlayamadım sence ama. Neyse. Sayfada kaldık hocam. Tamam, tahmin ettim. Demek ki o kadar ilerlemişiz ki biz. Değil mi Yağmur? Yani bir de iki hafta falan biz arada böyle bir tekrar... Haftada dört ders yapmıştık hocam. Evet, tekrarla yaptık. Hala öndeyiz. Hala öndeydik değil mi? Evet. Peki. Ben görseli şöyle değiştireceğim. Bir görsel daha var. Onu da görmenizi istiyorum çünkü. O da şu. Yani ben şöyle açayım işte şu. Yani ben belki çizememiş olabilirim ama şekli bu. Şu sağ tarafta eten yazıyor. Gördünüz mü? Orada üstte kesik çizgi var. İşte o pi bağ. Pi bağlarını organikte öyle göstereceğiz zaten. Tamam. Ya bizim çizdiğimiz benziyor buna değil mi? Fena değil yani bizimki de. Peki. Geri döndüm. Hadi bakalım. C2H2'ye bakalım birazdan. Şimdi C2H2'yi de aynı biraz önceki mantık gibi yapacağım. Lütfen dikkatle dinleyin beni. Hocam iki tane C var. Bravo dostum. İki tane de hidrojen var. Demek ki her karbona bir hidrojen bağlı. Vay, çok iyi dostum. İyi bir yaklaşım. Peki karbon 4 bağ yapacağına göre hocam karbonlar arasında üçlü bağ olmalı. Eğer dediğim gibi organikte organik moleküller hakkında bir bilginiz yoksa hiç organik görmediyseniz böyle bir bağ yapısını çıkartabilirsiniz bu mantıkla tabii ki. Ama daha sonra tabii organik gördüğünüz zaman bunlar çerez gibi gelecek size. Bu şu demek oluyor. Dostum bu şu demek oluyor. Baksanıza. Pişt, buraya bakın. Karbon 4 bağ yaptı. Bunlardan hangileri sigma? Hocam sigmayı şu renkle işaretlemek istiyorum. Şu ve şu. İki tane sigma var yani. Evet, o zaman SP yapacak. Üstleri toplamı. Bilir ki iki tane sigma. Ya böyle yapacaksınız işte. Sigma bağ sayısı ve eşleşmemiş elektron çiftleri hibitleşmeyi verir. Pi bağ hibitleşmeye katılmıyor. Burada eşleşmemiş elektron çifti de yok. O zaman sadece sigma hibitleşmeyi verir diyebileceğiz zaten. Peki, devam ediyorum. Nasıl devam ediyorum? Şunları sileceğim tabii ki. Biraz sonra çizerken göstereceğiz. Önce şunu yazmışım. Sildim. Peki. Evet, şimdi şöyle başlamak istiyorum. İki tane C var. C. C6 onu açalım. 1S2, 2S2, 2P2. 1, 2. Önce uyarılıyor hocam. Peki uyarılsın. 1, 2, 3. Sonra hibitleşiyor. Hibitlesin. 1, 2, 3, 4. Güzel. 4 tane böyle. Gördünüz mü? Yarıdoluyu elde ettim. 1S2, 2S2, 2P2. 1, 2. 1, 2. 1. Biraz küçük çizim ama olsun. 1, 2, 3. Yarıdolular. Uyarılma. Evet, şimdi hibitleşiyorlar ve eş enerjili 4 tane güzel yarı doluyu alıyorum. Ve buralar
da şimdi artık arkadaşlar sigma bağları gelecek. Ben diyorum ki gene biraz önceki bir tane tane yapacağım. Lütfen beni izleyin. Arkadaşlar 2C'yi ben birbirine bağlayayım. Bak bak bak, görüyor musun? 2C'yi birbirine bağlıyorum şu kırmızıyla. Onlar şu olsun. Spini değişir. Şimdi şu sol taraftaki C'ye bir tane H bağlayayım. Tamam, bağlıyorum hocam. Bağladım. Tamam. Sağ taraftaki C'ye de bir H bağlayayım. Tamam, onu da bağlıyorum. Bir S1. Hop, bağladım. Bitti. Bu kadar. Kalanlar hocam. Hocam iki tane var. Bir burada. Bir diğerini küçülteyim hadi. Biraz. Bir de burada iki tane daha var. Onlar pi bağ. Evet, onlar pi bağ. Onlar hibit orbitalleriyle oluşmuyor. P orbitalleriyle oluşuyor. Peki o zaman hemen hibitleşmeye geçeyim ben. Arkadaşlar hibitleşmesi SP tabii ki. SP. SP hibit orbitalinin şeklini çizelim. O P'ye çok benziyordu, hatırlayın. Yani P'nin işte biraz daha cüsselisi diyelim. Ha? Olur mu? Karbon, karbon. Ve bu arada o zaman şu aradaki bağ SP SP'ymiş demek ki. Ya. SP SP örtüşmesi. Şurada. SP SP. SP SP örtüşmesi. Güzel. Ve buralara hidrojenler geldi hocam. Gelsin dostum hidrojen. Gönder. Hidrojen geldi. SP S. Hidrojen geldi. SPS. Aferin bize. Süper oldu. Tamam. Şimdi P, buraya bakın. P orbitallerinden P bağ oluşacak. Önce şu şunları yapayım. Bak bana. Şunları alıyorum. Bak bak bak. Şu ne renk bu? İşte bu renk. Mor gibi. Bu ne renk? Benim çok renk bilgim yoktu da. Pembe değil mi? Pembe gibi değil mi? Fuşya gibi sanki. Değişik yani. Evet. Geldi dostum. Bak bak bak, bunlar P. Hibit orbite değil. Şu iki çizgiyle çok abartmadan şöyle göstereyim. Bunlar pi bağ. Her şey güzel gözüküyor. Şimdi ikinciyi gönderiyorum. Şunlarla yapıyorum bakın. Turkuaz rengi değil mi bu? Turkuaz rengiyle yapıyorum. Bir de diğer boyutta vardı işin. Çok karıştırmadan onu da şöyle biraz daha büyük, çok büyük yapmadan şöyle yapayım. Bunlar da pi. Şöyle iki tane. Şunları da diğer boyutta. Pi. Öyle fena değil. Evet. Al sana C keşke. Evet, sizi de şöyle karşıma alayım. Herkes yazdı mı, anladı mı? Peki. Hocam herhalde Enes de gitar çalıyor. Enes gitar. Aa evet, Enes arkada bir fonda gitar görüyorum. Hocam hemen bir iki tane tıngırdatsın isterseniz. Bir bukle mi diyorsun? Evet. Ya ben de gitar çalıyorum. Benim de gitarım yan tarafta duruyor şimdi. Benim de maalesef böyle çok şey bir özgüvenimde biraz sıkıntı var. Bu gençken de öyleydi. Böyle topluluk içerisinde gitar çalma falan söz konusu olduğu zaman biraz böyle elim ayağım dolaşırdı. O yüzden herkese de pat diye çal diyemiyorum. Empati kuruyorum. Kötü olur herhalde. Bana bir hocam deseydin. Ama çalmak istersen şöyle bir son 2-3 dakika. Şey yapıyorum böyle, utanıyorum ben. Tamam peki. Ama iyi bir ben şey de değil. Yenmek lazım. Ha? Ben direkt kızarıyorum hocam. Hani siz beni düşünün. Evet. Ama bir de kızarırken çalması daha zor olur. Onun dışında. Evet peki. Hemen şuradan açıyorum. Bir görsel daha göstermek istedim size çünkü.
Biraz önce bunu göstermiştik. Şu. Bakın. Üstteki A'da sigma bağlar. Benim ilk yaptığım, işte oluşturduğum. Sonra P'lerle P'ler var. Sonra hepsini birleştirip C keşkeyi göstermiş P bağlarıyla. Gördünüz mü? Yani bizimkine benziyor gibi. Bu biraz üç boyutlu gibi çizmiş. Özellikle C'de. Dolayısıyla o da biraz farklı gibi duruyor ama aslında aynı. Şimdi burada iki tane soru var. O iki soruyu yapalım. Sonra ekstra bir şey göstereceğim. Onu daha önce 12 MF6'ya göstermemişimdir büyük olasılıkla. Soru çözerken işinize yarayacak bir bilgi o. Söylemek istiyorum. Boş bir sayfa hazırlayın onunla ilgili. Geçeyim mi? Geçeyim mi arkadaşlar? Çaktırmadan geçiyorum. Geçtim. Geçme diyebilirsiniz. Çekinmeyin. Evet, şimdi şu ayarlamaları yapayım ve buradan devam ediyorum. Pi bağ hibritleşmeye dahil edilmez. Sigma bağları ve eşleşmemiş elektron çiftleri ise hibritleşmeye dahil edilir. Bunu biliyoruz. Evet, şimdi bir örneğimiz var. Bu örneğimizi aradan çıkartalım, yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki her bir karbonun, işte kaç tane karbon var? Böyle genelde sorularda numara verir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Tabii sorularda der ki mesela sana 2, 3 ve 7. Karbonların hibritleşmesi nedir der. Tabii süreli onlar çünkü ya. Açık uçlu da, sınavda, yazılıda diyebilir ama. Peki. Ne yapıyoruz? Karbon var. Eşleşmemiş elektron çifti yok burada. O zaman pi bağlarını hibritleşmeye almıyoruz. Sadece sigma bağlarını alıyoruz. O yüzden önce şunları bir açalım. Bakın bu CH3. Gördünüz mü? CH2, CH, ikili bağ, CH, tekli bağ, CH2, C, CH. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Evet. Şimdi her birinin hibritleşmesini söyleyeceğiz. Her bir karbon kaç bağ yapmış ona bakalım. Bakın 4 bağ yapmış. SP3 hibritleşmesi var o zaman. 4 tane sigma bağ var ya da. SP3 hibritleşmesi var. Buraya bakalım. Evet bu da 4 yapmış hocam. Evet bu da SP3 o zaman. Sigma bağ sayısı hibritleşmeyi veriyor. Pi bağını almıyoruz. Eşleşmemiş elektronu alıyoruz ama burada yok zaten. Dikkat edelim. Arkadaşlar 4 bağ var ama bu karbonda bir tanesi pi. 3 sigma var. O zaman SP2. Üstüne toplamı 3 yapacak. Öyle düşün. Güzel. Anladığım gibi hocam. Aferin dostum. Devam. 4 bağ var. Bir tanesi pi bağ. 3 sigma var. SP2. Dört bağ var, dörtü de sigma, SP3. Dört bağ var, ikisi sigma, SP. Dört bağ var, ikisi sigma, SP. Anladınız mı? Güzel. Devam edeceğim. Alın hemen. Acele etmeyelim çok. Aferin aldı herhalde herkes. Devam ediyorum. Aynı mantıkla diğerini yapalım. Anladığınızı umuyorum. Açalım yine yapıyı. CH3. C, C, CH2. CO. Fark etmez O olup olmaması. İkili bağ var.
CH3. Evet. Başlıyorum. 4 bağ yapmış. 4'ü de sigma sp3. Dört bağ yapmış, iki sigma sp. Dört bağ yapmış, iki sigma sp. Dört bağ yapmış, dördü de sigma sp3. Dört bağ yapmış, üçü sigma. İkili bağın bir tanesi, bir unutmayın. Sp2. 4 bağ yapmış. 4'ü de sigma sp3. Sana böyle numara da verebilirdi açıkçası. Biraz önce söylediğim gibi sana numara da verebilirdi. İşte 1, 3 ve 5. karbonlar hangi bitleşmeyi yapmış falan gibi. Peki. Şimdi beyaz sayfa açalım arkadaşlar. Burada kalmıştık MF6'da da. Beyaz sayfa açalım. Sayfanın en arkası doluydu. Oraya hibritleşmeyle ilgili bir şeyler yazmıştık. Altında boş yer varsa, çok fazla, yani çok az değilse, bayağı var hocam diyorsan oraya yazabilirsiniz ama az var diyorsan bence ayrı bir sayfa aç. Beyaz sayfa. Sonra onu lütfen düzenli bir şekilde bu fotokopiye iliştir. Açıyorum ben şeyi buradan. Ne anlatmak istediğimi. Soru çözerken karşınıza çıkacak bu. İstiyorum ki hiç takılmayın. Kutlu Hoca böyle bir şey söyledi mi acaba demeyin. Ben CH4 için bir örnek vermek istiyorum size. C6 idi biliyorsunuz. Kaçıncı kez aynı şey yapıyoruz? Bakın 1S2, 2S2, 2P2. Tüm orbitallerini gösteriyorum. Buraya bakın. 1s2 normalde hiç göstermiyoruz tabii, değerli orbitali olmadığı için. Şimdi burada bir hibritleşme olacak. Önce bir uyarılma, sonra bir hibritleşme olacak. Bak bana. Bir de hibritleşiversin dostum. Evet. Şimdi CH4 burada, CH4'te karbon hangi hibritleşmeyi yapıyordu? SP3 yapıyordu. Şurası SP3 hibritleşmesi işte. Bir de bakar mısınız? Bunu şöyle bir şey söyleyebilir. Tamam mı? Şu satırı ben şuraya alacağım şimdi. Dikkat et. Bak karbon altının hibritleşmiş halinin, size bakayım gelin burada. Karbon altının hibritleşmiş halinin elektron dağılımını yapacağım. Tamam, biraz değişik. Hibritleşmiş halinin elektron dağılımını yapacağım. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Karbon altı. Evet hocam. 1S2. Tamam. 2SP3-1. 2SP3-1, 2SP3-1, 2SP3-1. Hocam bu ne? SP3, şunlar işte, şu 4 tane yarı dolu var ya, onlar SP3'ler. Her biri yarı dolu işte. 2SP3-1, 2SP3-1. Bunu böyle gösterebilir. Şaşırmayın, olur mu? Anlaştık mı? Aferin. Anladığınızı görüyor gibiyim burada. Bir de C2 başka bir şey yapayım. C2H4'ü de yapalım tabii. C2H4'te biraz önce gördük, SP2 yapıyordu. C2H4'te C6'yı açıyorum. 1S2, 2S2, 2P2. Ha, isterseniz şu altta şeyleri de gösterebilirim tabii bu arada. 1, 2, şu 4 tane yarı doluyu gösterdim ben burada. STP'ler hibritleşti ya. Yukarıya yazdıklarım bunlar aslında. Peki, burada da 1S2, 2S2, 2P2. Güzel. Önce uyarılma oldu. Süper. Sonra da hibritleştiler.
Müthiş. Buraya bakar mısınız? Burası çok taze bilgileriniz çünkü şu anda. Çok iyi oldu bu. Arkadaşlar buraya bakın. Bu eleman bu 4 hibrit orbitalinin 3'ünü kullanacak. Yani SP2 yapacak bu. Neden diyeceksiniz? Neden 3'ünü kullanıyor hocam? Diğeri P bağını oluşturacak ya, o P. O P'ydi değil mi? Evet dostum, o P. Hemen açıyorum. C6. 1S2. 2. Buraya çok dikkat lütfen. SP21. 2SP21. 2SP21. Ve 2P1. Evet işte şu sonuncusu P orbitali demiştim size. Aferin. Süpersin dostum. 1, 2, 3. 3 tane hibrit orbitali. Bir de uzakta bir P orbitali var. 16 neyse. Böyle bir şey görebilirsiniz. Hibrit orbitallerinin elektron dağılımını gösteriyorum size. Sonuncusu hibrit orbitali değildi tabii. Sonuncusu P orbitaliydi. Mert aldın mı? Aldım hocam. Hocam. Efendim. Benim. Hep bana nasıl karar veriyoruz? Hepsinde bir aldık galiba. Efendim anlamadım. Bir tane P kalıyordu. 3 sigma 4 hibrit orbitali SP2 demek, SP2 hibritleşmesi 3'ünü kullanıyor. Bir tane kalacak. Hep böyle oldu galiba önceki sorunlar kadar. Hayır, o C2H4'te öyledir. Şimdi ha, C2H2'de öyle olmayacak. C2H2'yi de yazayım ben buraya. Bu sefer siyahla yazayım. Yine C6'yı açıyorum. 1S2, 2S2, 2P2. Hepsini göstermişim. Göstereyim. 1, 2. Uyarılma gerçekleşti. Elektron boştaki orbitali uyarıldı. Sonra hibritleşti ve eş enerjili 4 tane orbital oluşuyor. Şimdi bu 4 orbitalin hibritleşmeye ikisi katılıyor C2H2'de. C2H2'nin şeklini biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisini alacağım. SP alacağım. Evet. Dolayısıyla yazarken, bunu yazarken şöyle yazacağım. C6 1S2 şu olsun. 2SP1 2SP1 2P1 2P1. Bunlar P. Şunlar S. Evet hocam. Şunlar da P orbitali. Umarım anlamışsınızdır. Evet. Önemli bir noktaydı burası. Şimdi geçiyorum. Devam edeceğim. Aldıysanız eğer. Peki. Sanırım aldık. Devam edelim fotokopimizden. Daha karmaşık moleküllerin Lewis yapısı. Daha karmaşık moleküllerin Lewis yapısında bir kural var. Bu kuralları uygulayacağız. Bu kuralları uygularsak eğer arkadaşlar çok rahat çizebiliyoruz. Aslında bu tüm bu biraz sonra sayacağım kuralları çok basit moleküllerde bile uygulayabilirsiniz. Ama biz genelde çok basit moleküllerde böyle deneme yanılmayla
levis yapısını çiziyoruz. Genelde öğrenciler öyle çizer. Noktaları gösterirler böyle elementlerin üstünde levis yapısında. Sonra noktaları birleştirip bağ yaparlar, denerler falan ama aslında bir kural var. En basit de olsa, en zor da olsa bu 5 kuralı uygulamak gerekiyor. Biz böyle çok karışıklarda kesin uygulamamız gerekiyor zaten. Onu öyle deneyerek falan olmaz. Ne peki? Kurallarım ne? Yazalım hemen. Birinci maddemiz şu. Moleküldeki toplam elektron sayısı bulunur. Moleküldeki toplam elektron sayısı bulunur. Affedersiniz. Toplam değerlik elektron sayısı diyelim. Affedersiniz. Toplam D elektron sayısı yazabilirsin. Değerlik elektron sayısı diyelim. Toplam A elektronu demiş. Değerlik elektron sayısı bulunur. Toplam değerlik elektron sayısı bulunur. Bir şey düşünüyordum da o arada. Buna A diyelim. A demek istiyorum. A. Tamam. Küçük A. Moleküldeki atomların oktet, bu 8'e tamamlama demek, hatırlayın, ve dublet için gerekli elektron sayıları bulun. Oktet ve dublet için gerekli elektron sayıları bulunur. Bunu da B diyeyim. Moleküldeki atomların oktet ve dublet için gerekli elektron sayıları bulunur. B. B eksi A bölü 2 bağ sayısını verir. B eksi A bölü 2 bağ sayısını verir. Tabii bu şu anda bu maddeleri yazarken sizin için çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Bir dakika, önce toplam elektron sayısını bulacağım, onu A diyeceğim. Sonra oktet ve dublet için gerekli elektron sayısını bulacağım. Ona da B diyeceğim. B eksi A bölü 2 toplam bağ sayısını verecek. Güzel, tamam da bir şey olabilir sizin için ilk etapta. Hani bir şey ifade etmeyebilir. Aşağıdaki örnekten sonra daha iyi anlayacaksınız. Devam ediyorum. Bağlar oluşturulur. Merkez atom seçilip bağlar oluşturulur. Merkez atomu düzgün seçiyoruz tabii orada. Merkez atom seçilir ve bağlar oluşturulur. Ve son fazla elektronlar diyeyim hadi. Fazla elektronlar oktetini tamamlayamamış atomların etrafına bırakılır. Fazla elektronlar oktetini tamamlayamamış atomların etrafına bırakılır. Evet. İzleyeceğimiz kurallar bunlar. Ben bir kere daha tekrar edeyim. Arkadaşlar, önce moleküldeki toplam elektron değerlik elektron sayısını buluyoruz. Buna A dedik. Moleküldeki her bir atomun için, moleküldeki her bir atom için oktet ve dublet için gerekli olan elektron sayısını buluyoruz. Buna da B dedik. B eksi A bölü 2 bağ sayısını verecek. Sonra merkez atomu yazacaksınız ve bu bağları oluşturacaksınız. O kesin. Bağlar oluşturulacak.
Sonra da bağları oluşturacağız. Sonra ne olacak arkadaşlar? Sonra da bağ için kaç elektron harcadığını bulup eksik fazla olan şeyi elektronları oktette tamamlayamamış, oktet eksiği olan elementlerin üzerine bırakacağız. Tamam. Şimdi bir ara verelim. Sonra ikinci ders çizmeye başlayalım. İkisi daha gelecek. Sonra yavaş yavaş. Evet, şimdi bu hidrojen siyanür için bunu bir deneyelim demiştim size. HCN için. Yukarıdaki özellikleri ben bir kere de tekrar edeyim bu arada. Moleküldeki toplam değer elektron sayısını bulacağız. Ona A diyelim. Moleküldeki atomların oktet ve dublet için gerekli elektron sayılarını bulalım dedik. Ona da B dedik. B eksi A bölü 2 bağ sayısını verdi. Merkez atomu seçtik ve bağları oluşturduk. Bağları oluşturduktan sonra fazla elektronlar, yani artan elektronlar oktetini tamamlayamamış atomların etrafına bırakılır dedik. Tamam. Evet, hemen bir örnek. Şimdi değer elektron sayısı yapayım. Şuraya değer elektron sayılarını yazalım. Buraya da elektron sayılarını yazalım. Yani oktet ve dublet için gerekli olan elektron sayılarını. Hc ve n. Başlıyorum. Hidrojen değer elektron sayısı 1. Karbon değer elektron sayısı 4. Azotun değer elektron sayısı 5. Yani toplasak 10 elektronları var bunların. Hidrojen diyor ki ben 2'ye tamamlamak isterim. Karbon diyor ki ben 8'e tamamlamak isterim. Azot diyor ki ben de 8'e tamamlamak isterim. Dolayısıyla bunların mutlu olmaları için 18 elektrona ihtiyaçları var. Bir kere daha söylüyorum buraya. Buraya bakın, beni dinleyin arkadaşlar. Hidrojen diyor ki ben 2'ye tamamlarsam mutlu olurum. Ben 2'ye tamamlamam lazım. Karbon diyor ki ben 8'e tamamlayacağım. Azot diyor ki ben de 8'e tamamlayacağım. Yani herkesin mutlu mesut olabilmesi için 18 elektrona ihtiyaç var. 18 elektronla bu üçlü mutlu olabiliyor. Sonra diyorlar ki evet arkadaşlar hadi bakalım herkes elini cebine atsın çıkarsın ne kadar elektronu var. Hidrojen bir tane çıkartıyor. Karbon 4, azot 5, 10 elektron çıkartabiliyorlar. Şimdi ne olacak? 18 elektronla mutlu olacaktı bunlar ama herkes elini cebine attığında tabii ki 10 elektron çıkartabildiler. Dolayısıyla bunların ne kadar açığı var? 18 eksi 10'dan 8 tane elektron açığı var bunlarda. Bir dakika, bu elektron açığını ortaklaşa kullanarak yani bağ yaparak giderebilirler. Bir bağda 2 elektron olduğu için 2'ye bölüyorum. Ve 4 bağ yaparlarsa bunlar, 4 bağ yaparlarsa ellerindeki 10 elektron sanki 18 gibi olacak. Tamam mı? Ortaklaşa kullanma sayesinde. Demek istediğim anlaşıldı mı? 18 elektron lazımdı. 10 tane vardı. Ne yaptılar? Bağ yapalım o zaman. Ortaklaşa kullanalım. Tamam peki. 8 tane açığımız var. O zaman 4 bağ bizi mutlu eder. Bizi kurtarır dediler. Ve 4 bağ yapacaklar şimdi. Ben 4 bağ yaptırayım. Merkez atomu seçiyoruz. Tabii ki yani başka olasılık yok gibi değil mi? Merkez atom karbon. Hidrojeni bir tarafa. Azotu da bir tarafa koyalım. Bir bağ burada yaptırıyorum tabii ki. Dört bağ yaptırmak için olasılık yok yani. Üç bağ da mecbur burada yaptıracağım. Başka olasılık var mı? Yok. Peki. Burayı dinleyin. İyi dinleyin arkadaşlar burayı. Bu dört bağ için kaç elektron harcadım? Bu dört bağ için kaç elektron harcadım? 8. Bir bağda 2 elektron olduğuna göre 8 elektron harcadım. Peki bizim üçümüzde toplam kaç elektron vardı ya? 10. 10 tane vardı. O zaman 2 tane arttı. Tamam, tekrar ediyorum. Bu 4 bağ için 8 elektron harcadım. Bende 10 tane vardı. 2 tane arttı. Var mı acaba tamamlamayan? Elimde 2 tane joker var. Varsa tamamlamayan ona bırakacağım. Hidrojen zaten 1 bağ yapınca o dubletle tamamlamış oluyor. Karbona bak. Karbonda 4 bağ yapınca o da aslında 8'e tamamladı. Arkadaşlar azotta sıkıntı var. Bakın azotta. Azot 6'da kalmış. Ve bende de 2 tane artmıştı. Tamam işte. O yüzden o 2 elektronu azotun etrafına bırakıyorsunuz. Bakın neyse hepsi bu işte. Anladınız mı?
Bence çok zor değil. Aşağıdakinde lütfen, aşağıdaki soruda lütfen uygulayın bakalım. Hadi öğrendiklerinizi aşağıdaki soruda uygulayın. N2H4. Lewis yapısını çizeceğim şey o. Evet, iki tane azot var. Dört tane de hidrojen var. Değerlik elektron sayılarıyla başlayalım. Azotun değerlik elektron sayısı 5 biliyorsunuz. 10 tane burada var. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. 4 de burada var. O zaman 6 tane atomda ki ikisi N4'ü H toplam 14 tane elektron var. Azotların her biri 8'e tamamlamak istiyor. Hidrojenlerin de her biri 2'ye tamamlamak istiyor. Yani bunlar 24 elektrona ihtiyaç duyuyorlar. Yani herkesin mutlu olması için 24 elektrona ihtiyaç var. Ama dostum maalesef öyle değil. Yani bende 14 tane var. 24-14 yani 10 tane elektron açığım var. İşte bu elektron açığını ortaklaşa kullanarak toparlayabiliriz. Bir bağda 2 elektron olduğu için 5 bağ bu işi görür. O zaman 5 bağ yaptıralım. Bu da çok kolay çünkü neden diyeceksiniz? Yani 5 bağ, haşlar zaten köşelerde olacak. Nerede olacak başka haşlar? Değil mi? Yani şunu direkt şu kıvama getirebilirsiniz. Haşları ortaya bir yere alamayacağın için mecbur enler birbirine bağlanacak. Haşlar da ene bağlanacak. 5 bağ yaptım. Dinle bakalım beni. 5 bağ yaptık tabii ki. Bu 5 bağ için kaç elektron harcadım? Bu 5 bağ için. Bu 5 bağ için kaç elektron harcadım? 10. Bir bağda 2 elektron olduğuna göre 10. Peki bende kaç elektron vardı? 14 vardı dostum. Buraya bak. Gördün mü? Başka renk yapayım. Bende 14 vardı. 10'unu burada harcadım. Evet arkadaşlar 4 tane kaldı. Var mı tamamlamayan? Son kez soruyorum. Var mı tamamlamayan? Hemen bırakayım üzerine. Haşlar zaten bir bağ yapınca haşlar zaten arkadaşlar bir bağ yapınca onlar dubletini tamamlıyor. Şu azota baksana. 6'da kalmış 3 bağ yaparak. X'ini buna koy. 8 oldu. Oktete tamamladı. Şu azota bak. Bu da 3 bağ yapmış. Bu da 6'da kalmış. 2 de buna koyalım. 8. Toplam 4 elektronu da kullanmış oldu. Al sana şey. Bu arada bu N2H4'teki her bir N'in yaptığı hibritleşmeyi söylemek isteyen var mı? Her bir N'in yaptığı hibritleşmeyi. Tekrar edelim, hibritleşme neyle ilgiliydi? Hibritleşme sigma bağ sayısı varsa eşleşmemiş elektronları da dahil ediyorduk ama. Tamam. Her bir var mı söylemek isteyen? Her birinin yaptığı hibritleşme. Bak bana. Şöyle aldım. Bak bana. Şeyle sayacağım. Başka bir renkle. Şunu sayayım. 1, 2, 3. Bir de burada var. Bunları da alıyoruz. 4. O zaman SP3 yapmadan. Böyle yapıyoruz. Eşleşmemiş elektronlar da hibritleşmeye dahil ediliyor. Unutmayın. Sigma bağı ve eşleşmemiş elektronlar hibritleşmeye dahil ediliyor. Pi bağları dahil edilmez. Güzel. Çünkü burası müfredatta yok. Hiçbir zamanda olmadı. Açıkçası. Hiçbir zamanda olmadı ama eskiden bir ara gösteriyordum ben.
Bir molekülün ne işe yarıyor? Bu formal yük diye bir şey var. Ben hemen kısaca bahsedeyim size ama. Lewis yapısını yanlış çizebiliyorsun bazen. Şimdi hidrojen siyanürde ya da biraz önce N2H4'te aslında yanlış yapma olasılığın az yani. Ama bazen çok karışık moleküller veriliyor. Ve gerçekten yanlış yapıyorsun. Yani merkez atomu yanlış seçiyorsun. Noktaları yanlış yere koyuyorsun falan. Dolayısıyla bu çizdiğin Lewis yapısının doğru olup olmadığını kontrol ettiğin bir mekanizma şey formal yük ama o müfredatta yok. Onu geçelim. Rezonanstan da bahsedelim. Bu da artık yavaş yavaş müfredat tarafından çıkartılıyor ama söyleyelim. Bir okuyucumuz kimdi bizim? Yok hocam bizim. Allah Allah. Okuyucu yok muydu hiç? O zaman sesi en güzel gelen Enes gibi sanki. Enes oku bakalım. Okuyayım hocam. Bir molekülün tek bir mi yazıyor hocam onu? Bir evet. Tek bir yapı formülüyle gösterilmesi nedeniyle buradan fazla yapı formülüyle ifade edilmesine rezonans. Evet. Ben de söyleyeyim. Yazım kötü çünkü. Bir molekülün tek bir yapı formülüyle gösterilememesi nedeniyle birden fazla yapı formülüyle ifade edilmesine rezonans denir. Ya ben size rezonansın ne olduğunu söyleyeyim mi? Ben deminden beri işte HCN'yi çizdik, N2H4'ü çizdik falan. Mesela HCN'nin bir taneydi işte gördünüz. N2H4'ün de bir taneydi. Ama bazı moleküllerin iki tane çizebiliyorsun. O her biri rezonans oluyor işte. Şimdi ben bunu şöyle açıklayacağım çok basit bir şey. Herkes bir SO2'yi bir çizsin bakayım önce. Aynı biraz önceki gibi SO2'yi bir çizin. Şu SO2'nin Lewis yapısını bir çizin bakalım. Ona göre bir karar verelim. SO2'nin Lewis yapısını. Evet. S'in değerli elektron sayısı 6. Oksijenin de her birinin değerli elektron sayısı 6. Dostum bunlarda 18 elektron var toplam. S8'e tamamlamak istiyor. O'ların da her biri 8'e tamamlamak istiyor. 24 elektron herkesi mutlu yapar. Ama bende 24 elektron herkesi mutlu yapar ama bende 18 elektron var. Yani tabiri caizse 6 elektron eksiğim var. Bölü 2. Üç. Şuraya yazayım. Bağ sayısı 3. BS. Bağ sayısı 3. Elektron sayısı 3 bağ yapmış. Yazık. Efendimiz? Kükürt'ün elektron sayısı 16 değil mi? Değerli elektron sayısı o. Yok. Elektron sayısına 8 yazdık ya. O elektron sayısı değil. Oktet ya da dublet için gerekli olan elektron sayısı. Pardon. Kükürt 8'e tamamlamak ister. Yukarıda da öyle yaptık ya. Hocam ben yanlış anladım. Ben de 7 değildi. 8 yazdım. Hidrojen 1'de 2 yazdım. Kaça tamamlamak istiyorsa onu yazıyoruz. Tamam. Merkez atomu açıyorum. Merkez atom S zaten. S. 3 bağ yaptıracağım. Buraya bir tane koydum. Ha, bana bakar mısınız? Aa, arkadaşlar, bana bir bakın ya. Şimdi 3 bağ yapacak dedim ama ben şu anda kaç bağ yaptım? Tahtaya bak bakayım. Ben şu anda kaç bağ yaptım? 2. 3 bağ olacaktı değil mi? Bu 3. bağ nereye koyayım? Sol tarafa mı? Sağ tarafa mı? Nereye koyayım bu 3.'yü? Sola mı sağa mı? Sola mı sağa mı? Nereye koyayım? Yani... Sola koyalım hocam. İyi tamam hadi sola koydum. Bak bana. Al sana. Sol. Tamam. 3 bağ için kaç elektron harcadım? 6. Bende kaç tane elektron vardı? 18. Dostum 12 tane arttı. Haydi 12 tane artmış. Koy bakalım etrafına. Tamam şuradan başlıyorum. Bu 2'de kalmış.
3, 4, 5, 6, 7, 8'e tamamladım. Bu arada 6'sını koyduk. Bu 4'te kalmış. 5, 6, 7, 8. 4'ünü de buraya koydum. 12 tane dedim. 2 tane arttı. İkisini de buraya koyacağım. Tamam. İkisini de buraya koyacağım. Hatta bu eşleşmemiş elektron çiftinden dolayı şu merkez atomun üzerinde şu eşleşmemiş elektron çifti var ya şurada bak sileceğim onu şimdi. Şu. Bu yapıyı biraz da bir şey yapıyor. Açılı hale getiriyor. Dolayısıyla biraz şöyle açılı çizeriz bunu. Evet işte böyle. Ops. Hocam o kalan bir bağ sağda koyabilirdik değil mi? Evet şimdi onu söyleyeceğim. Tamam. Yağmur şimdi onu söyleyeceğim. Buraya bakın o kalan bir bağ sağa da koyabilirdin tabii. Aa, yani şöyle mi olurdu hocam o zaman? Öyle olurdu bir şey değişmiyor. Bana bak. Burası önemli bana bakın. Buraya bakın. Sağda da solda da olabiliyor. İşte bu iki durum birbirinin rezonansı işte. Gördünüz mü? Rezonans bu işte. Bu arada kaldığın durum var ya. Ya bu pi bağı nereye koysam acaba? İşte bu rezonans durumu. Tamam? Ve bunu şöyle gösterebilirsiniz bakın. Rezonansı bak nasıl göstereceğim. Farklı bir renk seçeyim hadi şuradan. Bak rezonansı nasıl göstereceğim? Şu ortaya bir yere. Şu rezonansı şöyle göstereyim. Bak nasıl göstereceğim. Şöyle gösterebilir. Biraz sıkışacak ama olsun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buraya bak. Herkes buraya baksın. Nerede olacak acaba? Burada mı, burada mı? İkisinde de. Bak bak. Nokta 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 nokta. Nokta nokta çok belli olmadı. Nokta 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 nokta. Şu. İki tarafta da olabiliyor demek istedim aslında. Biraz yukarı mı alsaydım acaba? Çok küçük oldu burası mı? Neyse. Oksijen noktalarıyla karıştırmayalım da. Onları fark etmiyoruz. Evet. Nokta 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 ile gösterebiliriz. Çizdiniz mi? Ben de bu arada böyle rötuşlar yapmaya çalışıyorum. İki burada. Bir. Bir, iki burada. Şöyle olsun işte. Evet. Kornei-Coulenc bağ aldıysanız. Beril yok. Beril Zeynep. Nerede? Hocam Yakup'ta yok ama Yakup'un şey sınavları var ya açık lise sınavları. Onun kitaplarını almaya bana söylememiz. Beri? Onu bilmiyorum ben. Hocam o yüzden kayıtlı değil miyiz zaten? Beri ben de onu düşündüm de ama Yakup'ta olmayınca herhalde ondan ya da hiç derse girmeyen acaba sonradan dinlemek isteyen mi olur diye düşündüm. Doğru onun için de olabilir. Peki devam. Şimdi bakın koordine kovalent bağ. Hemen önce tanımını yazalım sonra devam edelim. Bir bağ için gerekli olan iki elektron. Bir bağ için gerekli olan iki elektron. Tek bir atom tarafından karşılanıyorsa oluşan bu bağ Kornei-Coulenc bağıdır.
Bir bağ için gerekli olan iki elektron tek bir atom tarafından karşılanıyorsa oluşan bu bağ koordine kovalent bağdır. Koordine kovalent bağ bağ oluşumunu ifade eder. Sadece bağ oluşumunu ifade eder. Diğer kovalent bağlardan farkı yoktur. Evet, diğer kovalent bağlardan farkı yoktur. Koordine kovalent bağ sadece bağ oluşumunu ifade ediyor. Diğer kovalent bağlardan farkı yok. Şimdi ben şöyle anlatayım size. Buraya bakın. Arkadaşlar. Şöyle mesela bir bağ oluşurken iki elektron lazım. Bunu iki tarafta bir tane koyarsın. İşte bu iş böyle olur. İki tarafta birer tane elektron koyacak ve bu iş böyle olacak. Şöyle düşün. X ve Y ortaklaşa kullanıp bağ mı yapacaklar? Evet. X bir tane koyar, Y bir tane koyar, bağ oluşur. A ve B ortaklaşa kullanıp bağ mı yapacaklar? A bir tane koyar, B bir tane koyar, bağ oluşur. Ama C ve D ortaklaşa kullanıp bağ yapacaklar. Ama bağ için gerekli olanların ikisini de C veriyor. D hiç vermiyor. İşte bu koordine kovalent bağ. Şimdi görerek daha iyi anlayabilirsiniz burada. Görerek daha iyi anlayabiliyoruz. Şöyle bu koordine kovalent bağ sahip olan tanecikleri bence bilin. En çok sorulan şudur. İki numara budur. Sonra bunlar sorulur. Bence bunları bil. Biliver ya. Dört tane eleman. NH4 artı. H3O artı. ALCL4 eksi. BF4 eksi. Bunları bil bence. Hocam bunlar... neden hepsi kök? Evet. Genelde öyle olur. İlla olmak zorunda değil. Ama şimdi açıklarken göreceksin. Genelde kök olur. Eksi ya da artı. Ama olmak zorunda değil tabii. Ama genelde öyle oluyor. Büyük olasılıkla öyle oluyor. Bak şimdi bana, ben size göstereyim. Hemen çok basit bir mantığı var, anlayacaksınız. Şimdi şu NH4 artının oluşumunu gösteriyorum. Buraya bakın. NH3 ile H artı birleşiyor. NH4 artı oluyor. Bu mu yani hocam? Bu mu? Ben bunu tahmin edebilirdim. Çok basit geldi bu bana hocam. Genelde öyle söylüyorlar. NH3 ile H artı NH4 artı oluyor diyorum. Yani tabii bunu tahmin edebilirdik aslında. Biraz basit gibi. Olsun, ben göstereceğim şimdi size. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Buraya bakın. Farklı renk aldım. NH3 bu. H artı da bu. Şimdi bana bakar mısınız? Herkes beyaz tahtaya baksın. Ya da önce bana bak. Ben bir şey anladım. Önce bana. Şimdi arkadaşlar, H artı nedir? H artı nedir? H artı mı? Hidrojen elektron veriyor hocam. Evet, nedir yani? Elektronunu kaybetmiş hidrojen. Bir şey söyleyeyim mi? Hidrojende zaten bir tanecik elektron var. O da puf gitmiş. H artı dediğim şey elektronsuz hidrojen. Yani H artı dediğim şey çekirdek ya, bir tane. Elektron falan yok. Hidrojen nasıl bağ yapsın? H artı nasıl bağ yapabilir? Bana onu söyleyin hadi. H artı nasıl bağ yapabilir? Adamda elektron namına bir şey yok ya. Bir tanecik elektronu vardı yörüngesinde. Çekirdeğin etrafında dolaşan. Onu da vermiş. Puf diye gitmiş H artı. Normalde bazen öğrenciler buna dikkat ediyor. H artının bağ yapamaması lazım. Elektronu yok ya. Hepsini geçtim. Ama burada sıkıntı şu, bak. Şöyle hayal et. Olayı biraz böyle anime edelim. Yani şey yapalım. Görselleştirelim, böyle masallaştıralım falan.
normalde hidrojenin bir şeye bağlanamaması lazım. Dediğim gibi hidrojenin bir tane elektronu vardı, onu da vermiş adam ya. Hiç elektronsuz bir çekirdek var karşımda. Normalde bunu hiçbir şekilde bağ yapamaması lazım ama azot diyor ki dostum sıkıntı yok. Benim böyle bende bir tane çift var. Senin bana bağlanman için elektron gerekiyor ya. Gerekiyor ama hidrojen diyor ki bende hiç yok dostum, zaten bir tane vardı. Onu da verdim. Elektron bile yok bende. Azot da diyor ki tamam dert etme dostum, bende var. Senin bana bağlanman için gerekli olan elektronu ben karşılayacağım. İşte bu koordine kovalent bağdır. Anlaşıldı mı? Şu elektron bunu çeker deriz biz. Şurası. Bak şimdi şöyle oluyor. Olay şu. Azot burada. Azot burada. İşte şu elektronlarla H artı bağlanıyor yapıya. Ya o. İşte tepedekiler. İşte bu koordine kovalent bağ. Hatta şu toparlanmış halini yapayım. Yani tabii bu bağ oluştuktan sonra diğer kovalent bağlardan hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yok. Yani kovalent bağ işte bitti. Yani daha sağlam, daha zayıf falan. Hayır, öyle şeylere girmiyoruz. Bitti. Yani H artı moleküle bağlanacak ama elektronsuz yazık. Azot diyor ki ya bende eşleşmemiş bir çift var, gel onu kullanırız diyor. Ve gidiyor hidrojen, hiç elektronu olmamasına rağmen azottaki o elektron çifti sayesinde yapıya bağlanıyor. Demek istediğimi anladınız mı? İşte bu koordine kovalent bağ. Neredeymiş o koordine kovalent bağ? Burada. Nerede göster? Şu hocam. Tamam, neyse. Dediğim gibi sonradan ayırt edemezsin yani. Hiç fark yok ki. Sadece bağın nasıl oluştuğunu söylüyor. Şimdi BF4 eksiği yapalım. Haydi. BF4 eksi. Göstereyim mi BF4 eksiği? BF3 ile F eksi. Ama F'lerin noktalarını koyacağız. Tamam. BF4 eksi. Güzel. Bu mu yani? Hayır. Şimdi göstereceğim. BF3'ü çiziyorum. Biliyorsunuz SP2 bitleşmesi var. 120 derecelik bağ açısı, düzgün dört yüzlü geometri. Bana bakın. Arkadaşlar, sizce BF3'ü doğru mu çizdim? BF3'ü doğru mu çizdim sizce? Azottaki gibi olmayacak mıydı bu da? Hayır. Bor 3A grubunda Yağmur, dikkatli ol. 3A grubu böyle düzlemsel üçgen geometride olur. Sizce doğru mu çizdim? İşte bu soruyu sorduğun zaman öğrenciye, sizce doğru mu çizdim arkadaşları sorduğun zaman öğrencinin baktığı iki şey oluyor. Bağ açısı, molekül geometrisi falan. Sonra bakıyor. Bu biraz önceki BF3'e benziyor ya. BF, B4. Bence gayet güzel benziyor yani. Bak. Dur. İşte. Bence gayet benziyor. Bor yani sonuçta 3A. 3A böyle bir şey oluşturmasını bekliyorsun. Ve sonra bana cevabı veriyor. H'ları silmiş burada, F koymuş işte. Sonra bakıyor, geri geliyor hemen buraya ve bana cevabı veriyor. Evet hocam doğru. Ben de diyorum ki yanlış. TYT'de çok sorarız biz bunu. Yanlış nerede biliyor musunuz? F'lerin noktaları nerede ya? F'lerin noktaları yok. O kadar belirgin ki. TYT'de bunu o kadar çok soruyoruz ki biz. Yani noktaları unutmuyorsunuz. Noktalar var dostum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aman ha. Ha, sonra bak bazen öğrenciler diyor ki acaba bu nasıl koordine kovalent bağ yapacak? Çok merak içerisindeyim hocam. Neden dostum? Beni dinliyorsunuz bir yandan da. Ya hocam biraz önce hidrojen yapıya bağlandı ama azot sayesinde. Azot dedi ki dostum rahat ol. Bende iki tane elektron var. Elektronum yok diye üzülüyorsun ama sıkıntı yok. Bende iki tane var. Gel benim elektronlarımla bağlanalım dedi. Eşleşmemiş elektronu vardı. Ama borda eşleşmemiş elektron yok. Nasıl olacak bu iş? Borda eşleşmemiş elektron yok. Sıkıntı yok kardeşim, gel bende fazladan böyle eşleşmemiş elektron vardı onu kullanırız diyemiyor bor. Yok ki. Nasıl olacak bu iş? Bu iş bu sefer bor sayesinde değil, bağlanan sayesinde olacak.
Bu sefer kusura bakmayın da giden boş gitmiyor yani. Flor'da 7 tane vardı. Bir de alıp da gitmiş Flor'a baksanıza. Bu sefer bağlanan sayesinde bu koordine kovalent bağ oluşacak. Bor diyor ki ya kardeş bende hiç elektron yok. Ben artık bağ yapamam. Bitti benim işim. Flor da diyor ki sıkıntı yok. Bende var. Hatta ben bir tane aldım bile. Hazır. Bunu kullanırız diyor. Ve bağlanıyorlar oraya. Hemen ben gene nasıl bağlandıklarını göstereyim. 1, 2, 3. Florları buraya koyalım. Noktaları unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte flor geldi. İşte florun elektronları. Bir tane almış flor geldi. Flor eksi bir ayonu geldi işte şu. Bu sefer bunlar flordan geldi. Ya. Eksi. Evet. BF4 eksi de bu. Hangisi koordine kovalent bağ? İşte gelin şunu göstereyim ya. Bu sefer flor sayesinde. Evet. Şimdi oktet kurulundan sapmaları örnek olarak vereyim. Oktet kurulundan sapmalar var. Sonra da metalik bağ geldiğimizde bu işi bitiriyoruz. Yani artık böyle TET formatına geri döneceğiz ve işte bu metalik bağ, işte türler arası şey fiziksel bağları vereceğiz. Zayıf etkileşimleri ve bu konuyu bitireceğiz. Sonra hemen adlandırma, iyonik ve kovalent bileşiklerin adlandırmasını vereceğiz TET için. Sonra organik kimyadan kalan karbon allotroplarını söyleyip birinci üniteyi bitireceğiz. Evet. Tamamdır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi oktet kurulundan sapmalar. Oktet kurulu neydi ki? Oktet neydi? 8'e tamamlama. 8'e tamamlama. Şimdi bakın, oktet kurulundan sapma aslında 3 şekilde oluyor. Genelde 2'yi söyleriz ama ben 3.'yü de söyleyivereyim hadi. 1, 2 ve 3. Birincisi eksik oktet, yani oktete tamamlayamama. İkincisi oktet fazlası, nadir görülen durumlardan biridir ve radikal oluşum, bu da öyle. Oktet fazlası nadir görülen durumlardan biri değil aslında da bizim müfredat çok söylüyor. Şimdi bana baksın istiyorum herkes. Buraya bakın. Şu ikisini vereyim. Öncelikle. Bakın 2A grubundan berilyum, ki berilyum hidrür örnek verdik biraz önce. Ve 3A grubundan bor, BH3'ü yani bor trihidrür örnek verdik biraz önce. Bu adamlar eksik oktet yapıyor. Tamam mı? Neden diyeceksiniz? Bakın ben söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak bana artık dikkatini bana ver. Tamam. Berilyum kaç bağ yaptı? Biraz önce açayım mı berilyumu? Kaç bağ yapıyor? İsterseniz çizeyim. Tamam olsun çizeyim. Bak bana. Berilyum hidrürü çiziyorum. Ah. Bor trihidrürü de çizeceğim. Evet ah. Evet. Şimdi berilyum hidrür ve bor trihidrür. Bunlar ben diyorum ki size bunlar eksik oktet yapıyorlar ya. Eksik oktet bunlar. Bunlar oktete tamamlayamamış ki. Berilyumu kontrol edelim mi arkadaşlar? Bakın bana. Berilyumu kontrol ediyorum. 2 bağ yapmış. 4'te kalmış işte. 2 bağ yapınca 4'te kalıyor.
Bohr kaç bağ yapmış? 3. 6'da kalıyor. Berilyum ve bor eksik oktettir. Adam yapabileceği her şeyi yapıyor. Berilyum'da zaten 2 tane yarı dolu vardı. 2 bağ yaptı. 4'te kaldı. Bor'da 3 yarı dolu vardı. 3 yaptı. 3 bağ yaptı. 6'da kaldı. Aa hocam bir saniye hocam. Hocam o zaman 2 ve 3 bağ yapanlar eksik oktet durumundalar mı? Hayır hayır öyle değil. Şöyle bakın bana buraya bak. Herkes gene beni dinlesin. Mesela su da şunları görme şimdilik. Su da 2 bağ yapıyor. NH3 de 3 bağ yapıyor. NH3'te. Beni dinle. Ama su 2 bağ yapıyor ama eksik oktet değil. Niye? Bak bana. 1, 2, 3, 4. Eksik oktet hocam işte 4'te kalmış. Hayır. 5, 6, 7, 8. Onun E'leri var. NH3 3 bağ yapıyor hocam. Bu da eksik oktet. Bak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hocam işte eksik oktet. Hayır. 7, 8. Eşleşmemiş elektron çifti var bir tane. Yani suda 2 çift, şeyde azotta 1 çift var. Ama berilyum ve borda eşleşmemiş elektron yok. Dolayısıyla bağ yapıyor ve 4'te kalıyor berilyum. Bağ yapıyor ve 6'da kalıyor. O yüzden 2A ve 3A grubu berilyum ve bor 2 ve 3 bağ yaptığı için eksik oktettir. Tekrar ediyorum 6A'da 2 bağ yapar ama 2 çifti var, 4 elektron var, oktete tamamlıyor. 5A'da 3 bağ yapar ama bir çifti var, 2 elektron var, oktete tamamlıyor. Ama berilyum ve borda eşleşmemiş elektron yok. Direkt eksik oktet durumudur. Anlaştık umarım. Aferin. Güzel. Demek ki altına yazıyorum. 2 bağ yapmış. Eşleşmemiş elektron çifti yok. Dolayısıyla 4'te kalmış. 4 elektron var. Yani eksik oktet. Üç bağ yapmış. Eşleşmemiş elektron çifti yok. Dolayısıyla 6 elektronu var. Yani eksik oktet. 8'e tamamlayamıyor. Tamam. Şimdi devam ediyorum. PCL5 ve SF6. Beni dinleyin. Bahsedir, düşünmenizi istiyorum da o yüzden. PCL5 ve SF6'ya. Bir şey söylemek istiyorum. Dinleyin arkadaşlar lütfen. PCL5'te P kaç bağ yapmış? 5. SF6'da S kaç bağ yapmış? 6. Bir şey söyleyeceğim. 5 ve 6 bağ yapan bir adam hangi hibritleşmeyi yapmıştır? Hani toplamları veriyordu. Bir dakika. S ve 3'ün toplamı 4. Yani bir adam S ve P orbitallerini hibritleştirerek maksimum 4 bağ yapabilir. Eğer 4'ün üzerinde bir bağ varsa, eğer 4'ün üzerinde bir bağ yapılmışsa mutlaka ve mutlaka hibritleşmeye D'leri de çağırmıştır. Tamam mı? Demek istediğimi anladınız mı? Bakın bunu ikinci periyottakiler yapamaz. İkinci periyot elementleri yapamaz. O yüzden zaten biz periyodik tabloda müfredatta ikinci periyodu tarıyoruz. Bu hafif müfredat dışıdır bu arada. Bak şimdi bak bana. Ben bu, daha iyi öğrenmeniz için bunu örnek olarak veriyorum. Ta geldik. Uf bak bak dur. Herkes buraya baksın şimdi. İkinci periyot. Biz bunu bitirdik gördünüz mü biraz önce? Ha?
Ben şimdi buradan 3. periyottan birkaç tane eleman yazacağım. Bak bana. 3. periyotta mesela 5A grubunda P var. 6A grubunda da S var işte. PCL5 ve SF6'da örnek olarak vermiştim. Şimdi 12. sayfaya geri gelelim. P ve S durumlarına bakalım. P ve S. 12. sayfada. Evet, merkez atom 3. periyotsa. Mesela neye örnek verelim? P'yi. P'yi örnek veriyorum. 5A grubunda değil mi? Bak bana. Bam bam. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı azot gibi. Şimdi yukarıyı bir görme bakayım sen önce. Şu yukarıyı bir görme. Pardon. Yukarıyı bir görme bakayım. Sildim yukarıyı. Şimdi bu azot gibi olurdu. Evet arkadaşlar, bakın burada S var, burada P var. Herhangi bir uyarılma yok. Hibritleşiyorlar. İşte bak bu tam dolu. 3 tane yarı dolu. 3 tane eleman da buralara geliyor. Geldi. Bak gördünüz mü? Hop SF3 yaptı falan diye. Deminden beri çalışıyoruz. Azot böyle yapar. P de böyle yapabilir ama P bir de şöyle bir şey yapabilir. Bak P'ye bak. P şöyle bir şey yapabilir. Sildim şurayı. P hibritleşmeye D orbitallerinde çağırıp SP ve D'lerini hibritleştirebilir. Bu sırada bir elektronunu önce tabii ki yukarıya uyarır. Uyarsın. Tamam hocam, uyarıyor. S bir tane. P3 taneydi. Nereye uyarıyor biliyor musun? D'ye. 1, 2, 3, 4, 5. D'ye uyarıyor. Ah, uyardı D'ye. Güzel. Şimdi bunları hibritleştiriyor. Tamam, hibritleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 3 tanesi ya da 4 tanesi yukarıda kalıyor. Onlar hibritleşmeye dahil olmadı, gördün mü? 1, 2, 3, 4, 5. İşte bu 5 ile bağ yapabilir. 5 bağ yapabilir işte, gördünüz mü? Bunu N yapamaz. Bunu P yapabilir. N ikinci periyotta. N'de D orbitali yok. Ama P üçüncü periyotta. P'de D orbitali var. Hibritleşmeye D'yi çağırarak, hibritleşmeye D'yi çağırarak 5 değerlik elektronunu da yarı dolu hale getirip 5 bağ yapabilir. Ki o zaman bunun yaptığı hibritleşmeye, hemen söyleyelim, buralardan SP3D hibritleşmesi olacak. SP3D hibritleşmesi olacak. 5A. 6A olsa işte şunları kullanıyor. 5A dediğim şey şu. 5 SP3D işte. Burada da göstereyim. SP3'te. 6A olsa 6A nasıl yapacak? Hadi 6A'yı da küçük küçük şuraya yapayım. Bak şimdi. S vardı şurada. Sonra P'si vardı. Şöyle. Bir de bomboş bir D'si vardı. 5 tane. S, P, D. Önce uyardığı S'deki ve P'dekileri. S bir tane kaldı. P'de de birer tane var. Daha güzel çizeyim. S'de bir tane kaldı. P'de de birer tane var. D'de de iki tane var. Biri S'den, biri P'den uyardı. Sonra hibritleşiyor. Bu 6 tane elektronu, elektron bulunan 6 tane orbitali eş enerjili hibrit orbitali haline getiriyor. 3 tanesi kalacak. Onlar boş çünkü. İşte hibritleşmesi bu. SP3 D kare. Ya da D kare SP3. Bu daha çok kullanılır. Yani şuralarda vardı işte. 6 tane. Bazen öğrenciler soruyor. 6A grubu 6 bağ yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Nasıl yapacak? Hibritleşmeye D'yi çağırırsan yapar tabii. Ama bunu minimum 3. periyot elementleri yapar. 3. periyot 6A. 2. periyot 6A yapamaz çünkü onda D yok. İşte neyse, uzun lafın kısası. Buraya aldınız herhalde. Bence bunlara aslında çok pratik bir şey söyleyeceğim. Yani aslında söylemek istediğim şeyi en son söyleyeceğim. Bunları tekrar ediyorum. Bunlar müfredattan artık çıkartıldı. Yani uzun zamandır söylemiyoruz bile ama ben öğrenciler soruyor diye söylüyorum. Bana 5 bağ yapan ne yapacak diye soruyorlar. Bu sene soran da oldu. 5 bağ yapıyorsa hangi bitleşmeyi yap? İşte 6 bağ yapıyorsa hangi bitleşmeyi yapıyor gibi sorular sorabiliyorlar tabii ki öğrenciler. Ben şuraya geri dönmek istiyorum, kaldığım yere geri dönmek istiyorum.
şuradan. Zaten bir şey söyleyeceğim. Zaten bir şey 5 bağ yapıyorsa 5 kere 2 10 oktet fazlasıdır. Yani 6 bağ yapıyorsa 6 kere 2 12 oktet fazlasıdır. Bitti. Yani hiçbir şey bilmesen bile bunu söyleyebilirsin. Nasıl 2 bağ yapan 4'te kalıyorsa eşleşmemiş yoksa. 3 bağ yapan eşleşmemiş yoksa 6'da kalıyorsa 5 bağ yapan da 10, 6 bağ yapan da 12 yapar. Demek ki bunlar da oktet fazlası bu kadar. Hibritleşmesini çok ekstradan söyledim. Soruyorlar diye söyledim. Bunları bilsem bile benim için kafi. 5 bağ yapan ona tamamlıyor hocam. Evet. 6 bağ yapan 12'ye tamamlıyor. 8'i geçmiş bunlar oktet fazlası o zaman. Bitti. Bu kadar. Çok da şeye gerek yok yani. Ama şeklini çizecek olursak ECL5 böyle. Bunlar aynı düzlemde. Bir de şöyle yukarıda ve aşağıda da var böyle klorlar. Noktalarla şey karıştırmıyor. Yerleri var. SF6'da da aynı şey var. Şöyle düzlemsel olarak şöyle önce S var. Şuralarda da F'ler var işte. F. Fark etmez burada. İşin özünü ben şuraya yazacağım zaten. 5 bağ yapmış, 10'a tamamlamış. Bitti. 10 elektronu var. Oktet fazlası. Yani oktet fazlası. Bu da altı bağ yapmış. 12 elektron var. Yani oktet fazlası. Sadece bunu bilsem bile yeter ya. Noktaları unutmayalım. Beni de en çok yoran şeylerden biri bu. Bazen çok sıkılıyorum şunları yaparken. Yani. Ama tabii doğru gösterim için yapmak gerekiyor. Evet. Evet. Arkadaşlar buraya bakın. Ben çizemedim ama bu. Gördünüz mü? İnceleyin. SP3D ve SP3D kare hibritleşmesi. İstersen onu da şuraya yazayım. Şuraya yazayım. SP3D. SP3D kare. Çok da önemli değil. Evet. Şimdi burada bırakıyorum. Süremiz doldu. Bayağı iyi geldik. Metalik bağ kadar geldik. Bir dahaki ders bayağı ilerleriz. Yani ondan sonraki ders bu kısmını artık bitirmiş olacağız. Sizden istediğim şey belli. Konu tekrarı sürekli. Çok bağlı konular birbirini görüyorsunuz. Artık konu da bitmek üzere. Lütfen konu tekrarı yapın. Önümüzdeki hafta hem TYT hem AYT'den ödev vereceğim. Çok fazla şu metalik bağ bitirseydim ya da zayıflara geçseydim vermeye başlayacaktım. Ama maalesef bir kere daha, bir hafta daha sabredelim. Tamam. Lütfen konu tekrarı yapın bu arada. Unutmayın. Çünkü çok çabuk unutabilirsiniz bunları. Çok teferruatlı anlattım. Lütfen tekrar edin. Yazık olmasın yani. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ders görüşürüz. İyi dersler diliyorum size. İyi çalışmalar. Görüşürüz hocam.